Çalışmalı. Değerli seyirciler, halı kilimi öğretmeni Meyrem Balıkçı ablamızın kaya halısı ve Fethiye kilimleri, Fethiye kültürünü yaşatan çadırdayız. Vallahi bu çadırda çarık da yapılıyor. Ana, ulan İbrahim burada ya. Arkadaş, İbrahim ne yapalım lan? Dağdan mı geldin? Dağdan geldim arkadaş ya. Ya değnek meynek var, sen boşa mı geldin? Ne yapan? Ya boşa mı geldim arkadaş? Değneği hayvan için mi kullandın? Ya yani bazen sataşan da oluyor. Sataşan da oluyor da. He. Yörüm değneği yanında olur. Evet. Şimdi Ramazan Gıralı İsmail Uzunoğlu. He. Arkadaş, ille geleceksin dedi. He. Keldağ'dan 400 geçi ağıra kapattım, koşana kapattım, geldim. Allah Allah. Koşa koşa geldim, ayağımın çarığına geldim arkadaşım ya. Çarığı da yağlattın az önce, gördüm. Çarığı yağlattım. Senin bir yağcın var değil mi bu? Tunağan abim sağ olsun, yağlayı bir de. Vallahi billahi. Yani herkesin bir yağcısı olması lazım mı bu? Tabii olacak. Öyle mi? Olacak. Ama olur mu lan, çok yağcı olursa da piyasa Allah kula olur lan. Ayağını kararacak. Sen orasını karıştırdın. İbrahim, yayladan biraz bahset bakalım. Yaylalarda ne yapan ya? Boyunu geçiye alıyorsun. Ya şimdi çadırdasın ama bize yaylayı anlat ya. Sabah evden çıkarak ne yapan abi? Yaylaya doğru bir götür bizi ya. Hay arkadaşım, şimdi Yörük Kasım ayında sahile göçer. Evet. Aşağı yukarı Mayıs, Nisan'ın 15 dedi miydi? Cemre düştüğünde Yörüğün kavayı diker, mal kavayı diker, yaylaya doğru. Aynı senin diktiğin gibi şimdi değil mi? Biz yörüyoruz. Biz aslımızı, neslimizi inkar etmeyiz. Biz yörüyoruz arkadaş. Evet. Şimdi devesiyle, hayvanıyla, geçisiyle, koyunuyla biz yörüyoruz. Karaçulbalıyız biz. Ya şimdi sabah da götüreceğin hani bizi yaylalara, geçilerle, koyunlarla bir götür bakalım. Denk gelmedi şimdi. Geçinin koyunun olduğu yere. Yo, anlatarak götür, anlatarak. Ha, araba var mı yoru? Oraya atla çıkmamız gerekiyor. Yayan yormanız gerekiyor. Bir de böyle Seke'de böyle bir etkinlik yaptılar. İsmail Uzunoğlu, Ramazan Gıvrak. Evet. Sağ olsunlar başkanlarımız. Allah razı olsun. Allah ömürler, sağlık, sıhhat versin. Allah razı olsunlar gerçekten. Böyle bir etkinlik yaptılar. Buraya çağırdılar, geldik. İbrahim, sen yine şanslı adamsın. Senin atın kuyruğun altına tiken bile kıspıran oluyor mu? Ola arkadaş. Yolda düşsün diye. Ola öyle bir şey ya. İnsanlar cesaret edemez. Bir kere alamayı vurdum da. Allah Allah. Alama ne demek lan? Taş. Avucum alama ağaca kadar büyük bir taş. Allah Allah. Kocaman taşı adama vuruyor. Biz alama deriz ona. Allah Allah. Ulan. İbrahim, yani vurduğun adam yıkılır mı? Isla olmaz. Allah Allah. Evvel dövüşün birine vurdum da. Deyisi vurdum. Dur şimdi onu da anladı İbrahim mesela. Bir anlat bakayım lan Deyisi. Keldağ'dan ovaya göçtük. Dağdan ovaya indik, yani ürün bozuna. Harman dövüldü. Evet. Mala tene toplatmaya ovaya indik. Arkadaş, malımız ovada yayıldı geldi. Ola arkadaş, bizim İnsanlarımız iyisi de vardır, içinde muzuru da vardır, münavı da vardır. Evet. Adam çalının içine posmuş bahçesine. Ola bir tane damızlık tek ayır dedim içine, oğlak Cemiç. He. Misafir yesinde mi ayırdın onu, ne oldu? Misafir, ya senin geleceğin geçi koyun olsun. Ben senin içinden en iyisini keserim. Allah razı olsun. Senlik sıkıntı yok, senin gibi arkadaşlarımız Konya'dan Allah kalkmış gelmiş, Allah razı ol. Sağ olasın. Açsan ekmek getiren gidelim de. Şimdi ben acık değil, tadına bakarım ya. Ha, şimdi diyeceğim. Evet İbrahim, buyur devam. Zaten tadına baka. Bir yapmaz, hapıçıyorsun belli oldu. Neden tadına bakacaksın? İbrahim devam et. Şimdi şöyle malımız bahçenin kırağından geçtiğinde komşu çalının içine posuyor. Evet. Oğlağı bir taşırıyor, oğlağın ayağını kırıyor. Posma ne demek lan? Posuyor yani, siniyor. Böyle posuyor. Siniyor. Damızlık teke gitti. Ha. Ayağını kırmış. Eyvah. Şöyle ona bir tanıdım. Oğlak ayağını sallayarak gelip batırı. Bir bakıverdim, adam zapırdak yukarı afedi. Allah Allah. Bu ne? Seyit'le bir var dedim. Ola kaç mı dedim ben. Oğlan dedim. 400 malın içinde dedim. Bir tane bu oğlan buldun. Niye kırdın bunun ayağını dedim ben. He. Ya arkadaş dedi, bahçeye girdi. Ağaçları yedi. Öyle böyle. Ya yörük haksızlığa gelemez. Evet. Yörük haksızlığa gelemez arkadaş. Niyetli mi öyle bir eğilim edeyim. Ne aldın yerden? Bir
taş almışsın. Taş da büyümüş, alamaymış. Avuç alaması. Alama. Allah Allah. Kaldırında bir sen salladım. Senin yerlerine maşallah alama diyorsun ha. Kocaman bir şeyden böyle. Ya bu avucun alamayacağından daha büyüyor. He. Senin kafa kadar da bu ortalama yok, yani. Yok, bu kadar yok. Öyle mi? Ha. Şimdi... Ha bak. Geldi lan alama bu mu? Daha büyük. He? Bu küçük alama mı? Şunu da ver şimdi. He. Ufacık daha ufacığını da ver bana bir. Allah Allah. Bir de bunları tanı da hani. Doğru, alamayı bir öğrensin millet. Öğrensin millet. Evet. Milletimiz öğrensin. Bu millet kendini gelsin bir kendini. Ana senin yağcı getirdi lan. Getirdi. He? Maşallah lan diz filan çöküyor bu. Şimdi. He? Şimdi bunun olayını da anlatacağını. He. Vardım komşunun yanına arkadaşlar. 400 geçen içinde bir tane benim damızlık oğlan buldun dedim. Evet. Ya arkadaş. Niye vurdun sen benim malıma dedim ben. Yörüğün malına vurulma sen bilmem dedim ben. Yörüğün dedim ben malına dokunma. Namusuna dokunma, vatanına dokunma, bayrağına dokunma. İnsanına dokunma. Kendine dokun. Kendime dokun bir şey demem. Yalnız bayrağıma. Bak evveli bayrağıma. Sonra vatanıma. Milletime, malıma, maşakadıma dokunum gittim. Gittim. Evet. Ha. Biz yoruz arkadaşım. Biz haksızlığa gelemeyiz. Ne güzel İbrahim. Kaldırdım. Bir alama geçti elime. Bir salladım. Bir kaldır bakayım alamayı. Alama budur he. Allah Allah. Kaçıyor ya bu. Yağcı kaçtı lan. Yağcının kabahati mi var yoksa? Vallahi kaçtı. Arkadaş. Arkasına dönemedi. Yukarı doğru gidiyordu. Bir salladım bu yargınla. Allah Allah. Dedi taş. Ol deri iyi oldu. He. Sen. Ana. Ya sahte yemezsin. Hemen gittim. Taş hemen değmiş gittim. Mi? Taş değmiş mi? Yargını hora vurdu vurdu. Allah Allah. Ulan. Ciğerinin üstüne. He. Gittim. Bir suluk dolusu. Su suluk getirdim. Ne ya? Suluk ne? Tahtadan yapılır. He. Ardıçtan oyulur. He. Su içmeye mağaraların başına konur. Çeşmelerin başına. Şimdiki sürahi mi? Medeni şekli. Bir nevi tas şeyinde. Öyle mi? Sen oradan mı içersin? Suluktan mı içersin suyu? Biz ondan içeriz. Allah Allah. Ne biz güzel kara İbrahim. Ardıcın, kara ardıcın suluğundan içeriz suyu. Evet. Anladın İbrahim. Ardıç oluklu çeşmelerimizden içeriz suyu. Allah ha. Allah. Ne? Adam ol diyerek iyi oldu. Suluktan suyu getirdim. Bir tepesine bir döktüm ayıldı. Allah Allah. Ola bizim oğlan dedim. Tokatsan da ayılır mıydı o? Tokatsan da. Ayılmayacak. Taşı çıkın yedi. Öyle mi? Bizim oğlan dedim. Evet. Kalktı. Sen niye vurdun benim malıma dedim. Ya vurdum. Öyle böyle dedi gayrı. Kalktı. Toparlayarak kafalayarak gitti. Ola diyoruz. Pezemek diyeceksin gayrı. Öyle ne miydi? Zamancık alıverdin soluğu? Onu deme lan. Onu deme. Diyeceksin gayrı. Öyle mi? Adı belli değil nasıl olur? Değil ne zamancık soluğu alıverdin mahkemede? Bak. Yetmiş beni mahkemeye şikayet etmiş. Devletin mahkemesine. Bir celp kağıdı geldi o deme, bir kağıt geldi o da, postacı getirdi. Sen celpten anlar mı? Benim anladığım var. Evet bir daha. Benim celpten cüpten anladığım var arkadaş. He. Bir okudum. He. Arkadaş, yürüysek okumayı da bilmeyer değiliz. Ulan sen... Hepsini yaptık, okuduk da... Senin bir tahsil hayatın var ama. Mürekkebi de yaladık. He. Hepsini yaptık. Evet. Okuduk. Filan ayın, filan günü mahkemen var. Filan adam sana mahkemeye vermiş filan oğlaktan, bahçeden, zarardan, ziyandan. He. Allah Allah. Gün geldi vardık. Adam 3 tane şahit dikmiş. He. Ola bizi gören yalancı yok. Yalancı şahit mi galiba? Yalancı şahit. He. Bizi gören yok yaylanın başında dağda. Allah Allah. Şimdi bu kara çubada bizim... Bu şapka var mıydı kafada? Vardı. Ulan? Şapka dedemin. He. Aşağı yukarı... 10 yaşından beri şapkayı keyiyonu. Aynı şapkayı keyiyonu değil mi? Dedemin kafası büyüdü. İlk zamanlar öyle önüme eğilirdi. Benim kafada büyüleşti indi oturuyor o. İbrahim var orası. Dedeciğim. He. Mekanı cennet olsun rahmetlik öldü. Amin. He. Nur içinde yersin. Mahkeme oldu yani. Mahkemeye vardık. Hakimin karşısına çıktık. Biz he. Huzura çıktık. Biz dikeliyoruz. Oturmazdı. Deme lan. Dikeldik. Hakim bey buyur dedim ben. Sen... Adama taş vurmuşum. Çarık o zaman da yağlı mıydı böyle? O zaman yağlı değildi. Yağcın mı yoktu? Yağcı yok. Öyle mi lan? Yağcı son zaman. Arkadaş. Evet. Sen bu adama niye taş vurdun? Adamı öldürmeye vurmuşsun taşı dedim bana. He. Yok efendim dedim ben. Adam 400 malım içinde bir tane oğlan vardı erkek oğlak. Damızı kaydın tekerlik. Ona taş vurdu. Ondan vurdum ben bu adama taşı dedim ben. He. Şahitler dinleyelim bir dahakim. Adam efendim yalan dedi öyle böyle. Şahitler geldi.
Efendim diye yemin billahi diyor, adamın diye ağacını taşını yedirdi. Biz bu adamdan caydık bıktık diye. Köyün diye baş numaralı muzuru mu diye beni. Allah Allah, muzur yaptı seni. Ha. İkinci şahit. Yok diye adam diye bu adama hiç laf etmedi. Bu adam direkt geldi, bu adama taş vurdu. Adamın oğlana taş vurma yok. Allah Allah. Üçüncü şahit geldi, İbrahim etti. Onlar İbrahim taş etti. Mı diyor, sen alama diyorsun, onlar taş diyor. Onlar taş diyor bak. Allah Allah. Şimdi adamlar hakim karşısına çıktı ya, kibarlaştırıyor kendini. Ha, kibarlaştır Ayhan. Ha. Sana ceza verdirecekler. Ceza verdirecek beni. Karaçuba'da yalancı şahit bol olur. Evet. Münavaka'dan bol olur. Ulan. Parayla yalan şahitlik yapan çok olur Karaçuba'da. Allah Allah. Deme lan. Karaçuba Allah seni o köye sokmaz lan, böyle deme. Ulan sokmaz da bana cesaret edemezler. Ben öyle mi? Alamayı vurdum bir dağıtırım. Sen de sopayla gezip sopayla yatıyorsun gari. Ben böyle topluma girdiğimde sopayla gezerim. Topluma girmediğimde de alama. Dağda başta geyneğim elimde olur. Tüveğim sırtımda olur. Ha. İbrahim çok tehlikeli. Ben yürüyorum. Atımın heybesinde tüvek olur. Sen mahkeme olur. Mahkeme olur sen. Ya sen ay arkadaşım. Daldan dala tüydürüyorsun sen beni. Abi, İbrahim maşallah keklik gibisin de çekiyorsun vallahi. Sekerim arkadaşım. Biz, buyur. Biz dağların kel dağların şöyle başlı dağların sularını içiyoruz o. Kireçli sularını içiyoruz o. Mahkemeyi bir bağla mahkemeyi. Ha. Şimdi efendim söz almak isteyen dedim ben. He. Ben malımı sürdüm. Malıma en arkada oğla bir taş vurdu. Sinmiş adam dedim ben. Evet. Kaçıyordu. Ben de kaç. Niye vurdun oğla taşı yakına? Benim yakama arkadaş adamlar yalan atıyor. Ben de atacağım yalan gayrı. Yakama gırtlağıma tüydü. Beni aşağı yıktı. Elime bir taş geçti. Kendimi savunmak için vurdum. He. Dedim. Hakim Bey dedi. Benim canıma dokun önemli değil. Malıma dokunma, vatanıma dokunma, bayrağıma dokunma, dinime, dirliğime dokunma. Evet. Namusuma dokunma, şereğime dokunma. Bana dokun bir şey olmaz. Yalnız malıma taşı vursan sen hakimsin, seni de vurarım taşı dedim hakime. Allah Allah, hakime de götüreceksin. Hakime de dedim. Ha, işte bu, olay bu. Anlaması Mehmet abi. İbrahim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür demek ederim. Ki yörüğün malına taş vurulmaz emmi oğlu değil olmaz. Mi? Olmaz. Yörüğün malına, namusuna, dinine, dirliğine, vatanına, bayrağına, milletine dokunulmaz. Var şimdi, olasın İbrahim. Şimdi yok o grup çıkmış, bu grup çıkmış. Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Yok darbe yaptılar, yok bir şey yaptılar. Arkadaş sen ne yaparsan yap, benim bayrağımı indiremezsin. İşte o kadar. Dinimi, dirliğimi, ezanımı dindiremezsin. Anladın mı? İbrahim çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İşte öyle arkadaş.